Bu önerge neyi içeriyor? Özellikle teknik bir konu ama bizim Bursa'da da çok büyük sıkıntı yaşadığımız köylerde yaşayan vatandaşlarımıza vergi gelmesi, su parası ödemesi, meralarının elinden gitmesiyle ilgili 31.12.2017'de başlayacak olan sürenin muhalefet partilerinin verdiği önergeyle 31.12.2020'ye kadar uzatılmasını öngörüyor. Yani ne zamana kadar? 2019'daki seçimi atlatalım, hayırlısıyla burayı geçelim, ondan sonra da köylünün sırtına parayı, vergiyi, su parasını yükleyelim diye yapılmış bir önerge. Dağ köyü, orman köylüsü sit alanı ilan edildiği için de bu yasayla birlikte bir çivi dahi yıkılmak üzere olan evine çakamıyor. Gidiyor Bursa'nın merkezinde çekirgedeki vatandaş nasıl emlak vergisi, ruhsat bunlarla ilgili işlem yapacaksa aynısını da dağın başındaki köylüden istiyorsunuz. Ve adamcağız gidiyor kuzu kuzu 6 ay hapiste yatıyor. Bunların vebalini ödeyeceksiniz. Bu kadar büyük, oradaki köylü zaten geçim sıkıntısı yaşıyor. Zaten ektiği ürün, sebze, meyve para etmiyor. Bir de üzerine bunları ekliyorsunuz. Şimdi de 2019'daki seçimi düşünerek de bir 3 yıllık seçimi atlatalım. Ondan sonra ölen ölsün diye bir tasarı yapıyorsunuz. Etmeyin diyoruz. Aslında yapılması gereken Tarım Su Orman Bakanlığı'yla, İçişleri Bakanlığı'yla bunun ayrı bir kanun olarak ele alınıp tamamen o Büyükşehir Yasası ve bu kanundan dolayı mağduriyetlerin önlenmesi gerekiyor. Gelin hep birlikte bir önerge verelim. Dört parti bunu o yaşanan mağduriyetlerin de ortadan kaldırılması için birlikte çözüm üretelim. Yoksa getirdiğiniz bu 130 maddelik torbadaki ağır vergi yükleriyle ekstradan boşalan, Maliye Bakanı buradaydı ama hazinenin yerine para koymak için milletin sırtına yüklediğiniz bu bedellerle bu vatandaş daha fazla yaşayamaz. 2018'in sonunu göremez ama burada gene tekrar söylüyorum, en ezilen, en mağdur durumda olan kesim bu yasadan dolayı köylerde yaşayan, şimdi mahalle diyorsunuz, bildiğiniz 500 yıllık köyleri mahalle yaptınız bir gecede, buradaki vatandaşlar, bunların vebali, bunların hakkı sizi 2019'da götürür. Bir o için yaptığınız her türlü etkinlikler boşa gider ve bu boşa gitmenin hesabında da 2019'da da hayal kırıklığına uğrarsınız. Adam kendi imkanlarıyla otobüs almış, köye gidip getiriyor, mal getiriyor, otobüse el koydunuz, minibüse el koydunuz, büyükşehirden de haraç mezat fiyatlarla gidiliyor, yandaşa peşkeş çekiliyor. Bu uygulamalardan vazgeçin diyorum, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.